Herkese merhabalar. Bugün size Taşkent'in metrolarını gezdireceğiz. Havalar bu arada güzelleşti. Daha doğrusu yağmura döndü. Kum fırtınası geçti. Taşkent metrolarına görüşmek üzere. Şöyle size biraz Taşkent sokaklarını göstereyim. Benim eski oturduğum halde. Binaların böyle hep ön tarafları çok yakışıklı ve güzel oluyor. Ancak arka taraflarına koyamadılar. Gereksiz bir şey zaten. Görünen yerler güzel olsun yeter. Şimdi birazdan da metroya doğru gireceğiz sizinle. Özelliği her duran böyle farklı farklı bir. Evet, burası da Pushkin metro durağı. Dediğim gibi her duran farklı bir özelliği var. Burası da böyle değişik ışıklarla süslenmiş. Her zamanki Özbek beşgen mi oluyordu bu? Altıgen. Evet, burası Halimcan, Hamit Halimcan Beketi. Böyle bir tane giriş açayım dedim. Duran görünüşü bu şekilde. Ortada da kendi alfabesiyle Hamit Halimcan yazıyor. Böyle 7-8 tane de bu şekilde aydınlatma aşağı. Evet, burası da Müstakillik Meydanı'nın metrosu. Çok güzel. Oğlum dur. Oğlum dur. Ben burası da Pahtapur Beketi. Yani Pahtapur durağı Beket aslında durak demek de. Burayı pamuk şeklinde yapmışlar. Çünkü Pahtapur pamuk demek. Böyle bir gösterebilirsin. Şimdi geldik. Benim en çok sevdiğim metro durağı. Alişir Nevai metrosu. Burası gerçekten çok hoş. Yani sırf burayı görmek için bile gelinir desem biraz abartmış oldum ama. Çok güzel olduğunu söyleyeyim. Duvarların bu şekilde işlemeler gibi. Kozmonotlar Beketi. Herkesin çok merak ettiği şey. Önce bütün herkes burayı görmek istiyor Taşkent metrolarında. Ama ben o kadar da çok sevmiyorum burayı. Şöyle göstereyim yine. Şu ileride de Yuri Gagarin şey bak, bunu da göstereceğim. Çek bozuyor. Allah Allah.
mesela böyle fotoğraflarını yapmışım. Yok, kozmonot ve dışan beko. Dışan beko. Yürü Gagarin de var. Bulamazsam çok uğraşmayacağım. Kozmonot Tereşkova. Bu da bayan bir kozmonotmuş. Aa, Gagarin'i bulduk. Evet. Yürü Gagarin. İşte burası böyle. Şunu çekeyim. Kimmiş? Kvarni Konsor Korovev. Korelev. Korelev diye bir adammış. Ya benim çok iyi değil bu alfabem. Rus alfabesi. Ondan dolayı tam okuyamamış olabilirim ben. Korelev ya, başka bir şey yazdım. Şöyle kozmonotlar diye son kez çekeyim. Evet, bu kadar. Diğer yerler bu kadar incelenecek kadar iyi değil. Ama başkalarının hoşuna gidebilir tabii. Biz toplamda 5-6 durak inceledik benim hoşuma giden. Ama dediğim gibi en çok hoşuma giden Alişir Nevai. Evet. Şu arkamızda metronun bacası var. Metro durağından çıktık şimdi. Ya çok fazla metro durağı var. Bundan sonra ben kendimce güzel bulduklarımı seçtim ve onları ekledim. Şimdi Kozmonotlar durağından çıktık. Burada bir tane park var. Biraz yürüyüş yapıp sonra da eve gitmeyi planlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Alişir Nevai'nin isimli Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu diyor. Ondan sonra buranın özellikle mimarisini çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizce de güzel durmuyor. Daha şöyle biraz daha geniş çaplı olayım. Bence çok hoş. Yine akşam ışıklandırma sonucu daha da güzel oluyor. Şu an eve geldik. Biraz yorgunum. Arkamdaki o kocaman şey evimin vizesi. Özbekler böyle şeyleri seviyorlar. Böyle kocaman camlı süslü duvarlar falan. Ama insanın gözünü yoruyor. Yaşamak olarak kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey. Bugün metroları gezerken bazı bilgileri eksik bıraktım. Vermedim. Aslında çok fazla metro var. Bir görmeniz gereken mesela Bademzar metrosu da var. Birkaç tane buna eklenebilir. Değişik böyle... Işıklarla böyle süslemeler falan yapmışlar. Her metronun kendine özgü bir özelliği var, mimarisi var. Ve hepsinin de bir anlamı da var. Yani Alişir Nevai metrosuna gittiğiniz zaman orada Leyla ile Mecnun'u, Ferhat ile Şirin'in resimlerini görebilirsiniz arkada. Ya da Kozmonotlar'a gittiğiniz zaman da Kozmonotlar'ın resimlerini bulabilirsiniz. Metronun tarihiyle alakalı kısa bir bilgi vereyim. 1969 yılında ilk metro inşaatı başlıyor. Birçok büyük depreme de meydan okuyor, yıkılmıyor. O şekilde sağlam yapılmış depremlere karşı dayanıklı olsun diye. İkinci bir şey de sığınak olarak kullanılması için yapılmış. Bundan dolayı da 2018 yılına kadar İçeride video falan çekmek yasaktı, resim falan almak yasaktı. Hatta metroya herkesi sokmuyorlardı da. Herkesi sokmama mevzusuna çok girmeyeceğim. Orası ayrı bir konu çünkü. Biraz siyasi şeyler de var içerisinde. Ya biz de mesela ben bir iki defa girerken pasaport soruldu bana. Bir de ara sıra şey... Ara sıra derken herkes çantasını açıp gösteriyordu binerken benim ilk geldiğim zamanlarda ama şu an o kadar sıkı bir denetim yok.
Gene de kapıların başında bir polisler bekliyor tabii ki. Bir kart alıyorsunuz. Kartla beraber yolculuk yapabiliyorsunuz. 15 bin son. Yani Türk parası da 10 lira olduğunu düşünürsek şu tarihte. Bu videoyu izlediğiniz zaman kaç para olur bilemiyorum. Şu an başa baş gidiyor Özbek parası yine bizim paramız. Yani onlar da şey bizde 10 lira, onlar da 10 bin son. 3 sıfır daha fazla. 15 bin son da 15 liraya falan denk geliyor. Üstün içine de 10 bin son yüklediğiniz zaman her bir biniş 1400 son. Ben ilk geldiğimde 1000 somdu. 1200 som oldu, 1400 som oldu. Yani Türk parasıyla 1,4 liraya denk geliyor. Gayet de iyi bir rakam. Yani anlatacaklarım şimdilik metro ile alakalı bu kadar. Semerkant, Buhara ayrı bir dünya, Taşkent ayrı bir dünya. Buraya gelirseniz de kesinlikle Taşkent metrolarını görmenizi tavsiye ederim. Ben Alisher Navai metrosunu çok beğeniyorum. Ama daha çok böyle kozmonotta görmek isteyenler oluyor. Alisher Navai metrosunu kalabalık bir yer saatte gitmeden orada bir saat gezebilirsiniz. Bütün resimlere bakabilirsiniz. Ben de bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda.